Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda net tarih resmi olarak açıklandı arkadaşlar. Zaten tahmin edebiliyorduk az çok ama e, net tarihin gelmesini Konami'nin resmi açıklamasını bekliyorduk. E, güncelleme oldu biliyorsunuz bir bakım oldu sabah saatlerinde. E, bundan sonra da e, mail kutusunda zaten hepiniz muhtemelen görmüşsünüzdür. Hemen çok fazla uzatmadan şöyle bilgilere bir gelelim. İlk önce resmi site güncellendi. Bir de ayrıyetten büyük ölçekli bakım diye bir e, bilgi paylaşıldı. Hemen şöyle bir bakalım. Baktığımız zaman arkadaşlar e, büyük ölçekli bakım pes 2020 açılış öncesi notu diyor. E, oyuncu E futbol pes 2020'yi güncellemek için yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz. Ayrıntı bilgini aşağı, aşağı göz atabilirsiniz. Bakım dönemi 14 ile 17. Zaten dediğim gibi arkadaşlar biz tahmin ediyorduk. Ayın 14'ünde oyun bakıma girer. 3-4 gün bakım sürer diyorduk. Ayın 17'si yani perşembe günü bitmesi planlanıyor. Yani burada bakılan bakım dönemine baktığımız zaman ayın 17'si yani perşembe günü bitmesi gerekiyor ama altındaki notu unutmayın. Geçen seneden örnekleri unutmayın. Gerekli olması durumda bakım daha fazla uzatılabilir diyor arkadaşlar. Yani bu uzayabilir. Bakım planlanan zamandan önce tamamlanması durumunda oyun hizmete daha erken sürebilir, erken de gelebilir. Bakımın amacı PES 2019 e futbolu PES 2020 sürüm güncellemesi gerçekleştirmek. Büyük ölçekli bakım oyunu nasıl etkileyecek? Bakım sırasında oyunu başlatmaya devam edebileceksiniz fakat başlık penceresinin ötesine geçemeyeceksiniz. Yani oyunu güncelleyebileceğiz ama oyun açılmayacak arkadaşlar. Yani oyunu güncelleyebileceğiz. Ee, online hizmetin başlaması. Şimdi en çok merak edilen e, oyun güncelir güncellenmez e, online hizmete başlayabilecek miyiz? E, online hizmetin planlanması arkadaşlar ayın 24'ünde e, sabah 8'de başlaması planlanıyormuş. E, açılış öncesi dönem diyor. E, lütfen PES 2020 bakımın bitmesinin ardından 24 2019 sabah 8'e kadar gerçekleşecek olan açılış öncesi dönemi yer alacağını unutmayın. Yani oyun açılsa da arkadaşlar 24'üne kadar etkinlikler bazı etkinlikler gerçekleşmeyebilir diyor burada. Resmi web sitesi güncellendi. E, açılış öncesi dönem sırasında yeni takım verileri kullanarak PES 2020 oynayabilirsiniz. Bu süre zarfında takıma yaptığınız değişiklikler online hizmet başladığında taşınacak. Açılış öncesi dönem sırasında hangi takımların, oyuncuların ve menajerlerin mevcut olacağını görmek için aşağıdaki resmi web sitesini ziyaret edin. Açılış öncesi dönemde haber vermeden hangi bir zamanda acil bakım gerçekleşebilir? E, bu dönemde ayrıca şu özelliklere erişemeyeceksiniz. Canlı güncelleme özel e, temsilciler, box travlar. Yani arkadaşlar dediğim gibi e, oyun e, 17'sinde açılabilir ama canlı güncelleme henüz olmayacak. Özel temsilci, önce öne çıkan oyuncu olmayacak. Box trav olmayacak. E, yani biz takımımızı falan seçebileceğiz. Oyuncularımızı görebileceğiz. Ayın 24'üne kadar bu olmayabilirmiş arkadaşlar. Öne çıkan oyuncular, box travlar. Ee, ayın 24'ü öncesi dönü tamamlanması ardından bu özellikler kullanıma açılacak. Ayın 24'ü döneminin tamamlanmasının ardından açılacak diyor. Bakalım başka ne bilgiler varmış. Ee, açılış öncesi dönemde düzenlenecek etkinlikler listesi için aşağıya göz atabilirsiniz. Yani ayın 24'üne kadar bizi neler karşılayacak? Ee, Avrupa kulüp challenge diyor bile karşı. Yani bilgisayara karşı oynayabileceğimiz maçlar olacak. E, tur etkinliği ile alakalı şu anda burada bir şeyden bahsedilmiyor arkadaşlar. Tur etkinliği ile ilgili bir e, etkinlik göremedim. Ben sistem değişmiş olabilir tur etkinliği sistemi. E, online hizmet başladıktan sonra düzenlenecek etkinlikler listesi aşağıda gözetebilirsiniz diyor. Online etkinliklere baktığımız zaman e-futbol pesimi yayın giriş kampanyası İspanya Ligi Challenge'ı Open Challenge İspanya Ligi Starları Box Draft'dan bahsediyor. Play of the Week haftanın oyuncuları 24'ünde olan e, haftanın oyuncuları e, duyulmamış etkinlikler düzenlenebilir. Etkinlik zamanları ayrıntılarla değişebilir. E, bu etkinlikler daha erken de gelebilir. Yani 24'ünden önce de gelebilir arkadaşlar uzayan bakım dönemlerinin son derece sıkıcı olabileceğini anlıyoruz fakat 2020 ile birlikte gelen tüm muhteşem yeni içeriği tecrübe ettikten sonra beklediğiniz fazlasıyla e, değeceğini söz veriyoruz diyor yani bakım uzun sürebilir belki diyor ama diyor mutlaka diyor buna değecek diyor arkadaşlar emin olabilirsiniz diyor economy resmi web sitesinin e, linkini bırakmışlar buraya. Evet arkadaşlar artık yani resmi şey bek artık geldiğini görebiliyoruz resmi bilgi tamamen geldi. Şimdi arkadaşlar siteye birkaç bir şey eklenmiş ama ben bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu arada oyuncuları artık oyuncu arama bölümü aktifleşti. Ona gidip bakabilirsiniz arkadaşlar şuradan hangi oyuncular var, hangi antrenörler var. Ee, bu site güncellendi buradan bakabilirsiniz Hatta şuradan bir girelim bakalım Evet arkadaşlar ee, PES 2020'de kimler yer alıyor üstüne tıkladığınız zaman Oyuncu antrenörü arayabiliyorsunuz kulüp arayabiliyorsunuz menajer arayabiliyorsunuz Bu açık değildi bu açıldı artık buradan ee, arama yapıp ee, Bakabilirsiniz değişebilir yetenek avcıları diyor Mesela örnek verelim. Menajer ara diyelim. E, menajerin adını yazalım. Örnek veriyorum. E, L Roman diyelim. L Roman. Ara diyelim. Bu ada sahip menajer bulunmadı diyor. E, Dos Santos diyelim. Bizim en çok kullandığımız menajerlerden bir tanesi bu menajer bulunamadı diyor. Mesela Dos Santos yokmuş. Çıkmıyor. Ya da komple büyük harflerle mi yazmamız gerekiyor bilmiyorum. Şöyle şurada dur. Dos Dos Santos dedik. Tamam. Ara dedik. Bakın bulunmuyor. Mesela buradan menajer arayabilirsiniz, oyuncu arayabilirsiniz, geriye geldiğiniz zaman e, kulüp arayabilirsiniz. Sitede bu şekilde güncellendi. Birkaç tane sıkça sorulan sorulara sorular eklendi arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. E, şöyle göstereyim hemen onlara da deneyelim. Deneye yani kontrollerle alakalı bir şeyler eklenmiş ama gelişmiş kontroller... İncelikli top sürme, ekranın sol tarafına hafifçe dokunun diyor. Yani şu buradaki değişikliklere de bir göz atabilirsiniz. İstatistikleri soranlar vardı. PES 2020'ye taşınacak mı diye. PES 2020'ye istatistikleriniz, 19'daki istatistikler PES 2020'ye taşınacak. Fakat istatistiklerin kaydedildiği maç türleri değişildiğinden dolayı oyunda kontrol edebileceğiniz istatistikler bazıları değişecek diyor. Ee, müzayedeye teklif versemle alakalı bir bölüm eklenmişler. Sarı kart e, sakatlanma ne olacak diyor. Güncellenecek diyor. E, aynı sözleşmelerde olduğu gibi. Bilgiler bunlar arkadaşlar. Artık resmi bilginin geldiğini görüyoruz. Ayın 14'üne oyun bakıma girecek. E, herkes için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.